Başrollerini Barış Arduç'la Hande Erçel'in paylaştığı Rüzgara Bırak filminin afiş çekimlerinde neler yaşandı? Uyumlarıyla dikkat çektiler. Sarmaş dolaş objektiflere poz veren ünlü ikilinin şakalaştığı anlar kameralara nasıl yansıdı? Çocuklar gibi eğlendiler. Az sonra. Ama bu evde geçici olarak bulunduğunu lütfen unutma. Kirli Sepeti dizisinde karı koca rolünü canlandıran Melisa Döngel ve Halil İbrahim Ceyhan'dan aşk açıklaması. Ben annemiz sap. İş yükseksiz. Harika. Denden koyuyorum aynen. Az sonra. Fit halleriyle Bodrum sahillerini kasıp kavuran Gülben Ergen Photoshop iddialarına ne yanıt verdi? Bana Photoshop yapmışsın. Son dedikodulara göre. Her yaz manşetlere taşınmasına neden olan selülitlerden nasıl kurtuldu? Baksana o kadar zayıfım ki. Az sonra. Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Hattı'ndan herkese günaydın. Ben Seda Sorular. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok eğlenceli. Şimdi vakit kaybetmeden magazin dünyasının ünlü isimlerinden son gelişmeleri derlediğimiz keyifli bir haber turuyla programımıza başlıyoruz. Eski sevgilisi Cemre Baysal'la barışan Aytaç Şaşmaz, Zincirlikuyu trafiğinde yakalanıyor kameramıza. Özel hayatında mutlu günler geçiren yakışıklı oyuncu, bizi karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. Biz de konuşamadık. Eyvallah ya, nasıl denk geldik, nasıl yakaladık? Siz sinyalleri vermiştiniz ama hiçbir problem olmadığını gösterdiniz. Eyvallah. Böyle görüntüyle de. Eyvallah. Mutluluğumuz daim olsun dileyelim. Trafikte dikkat edin, tamam sonra konuşalım. Çok seviyoruz. Eyvallah, sağ olun. Hoşçakalın. Güzel oyuncu Dilara Aksüyek'se Cihangir'de giriyor kameramızın kadrajına. Acelesi var gibi görünüyor. Biz selam verelim bakalım. Ay şu anda konuşamayacağım Onur. Tamam. Yetişmem lazım. Hiç önemli değil. İmzalar atıldı mı olur mu? Atıldı. Başlıyoruz zaten. Hadi hayırlısı olsun diyelim. İnşallah. Fit görünümüyle dikkat çeken güzel oyuncu belli ki sporu aksatmıyor. Çok da formdasınız. Spordan mı şimdi? Sağ ol. Spordan. Peki Otan, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi öptüm. Hande Doğan Demir'le Etiler'de bir kuaför çıkışında bir araya geliyoruz. Saç rengini değiştiren güzel oyuncuyu tanıyabilene aşk olsun vallahi. Vallahi ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Yani biraz açmıştım aslında. Çünkü yıllardır hep aynı saç, kendi saç rengimde. Sonra hazır böyle açmaya başlamışken dedim ki tam bir değişiklik yapalım o zaman. Vallahi hemen yakaladınız, çok iyi. Hande Doğan Demir'in imaj değişikliğinin altında yatan sebepse bakın ne? Yeni bir projeyle anlaştım ama o kadar yeni ki o yüzden şimdi bir şey söyleyemiyorum ama duyarsınız zaten. Kısa süre sonra onun bir seti olacak. Biraz da ona hazırlık gibi aslında, evet. Güzel oyuncu uzun zamandır yalnız. Aşktan yana yüzü ne zaman gülecek merak ediyoruz. Belki de vardır, bilmiyorsunuz. yok ya, hiç öyle bir şey. Ya hayatınızda... Soğuduğum falan yok benim. Anladım. Yok sürekli, çünkü sizi yalnız görüyoruz da sürekli de bu soruyu soruyoruz. Dedik ki acaba birileri mi soğuk? Görürsünüz olduğunda, belli olmaz o işler. Ağzındaki baklayı belki çıkarır diyerek Hande Doğan Demir'i sorularımızla sıkıştırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar saklamadınız. Hiç konuştuğunuz saklamam. Birileri var mı? Bilmiyorum artık. Sektörden mi? Hayır canım. Bir diğer ünlü oyuncu Gülsüm Ali de Etiler'de çıkıyor karşımıza. Geçmişin Kokusu filminin çekimleri sebebiyle gittiği Makedonya'dan birkaç günlüğüne dönen hanımefendi fırsat bu fırsat diyerek kendisine bakımı almış. Evet ya, iki günlük çalışmadığım zaman da böyle dedim ki değerlendireyim, çünkü dönem çekimlerimiz olduğu için tabii ki oje ve bu tarz bakımlar çok mümkün olmuyor. Ay sonuna kadar Üsküp'te olacağını söyleyen Gülsüm Ali ilk fırsatta ailesini ziyaret etmeye Bulgaristan'a gideceğini söylüyor. Ya aileme gideceğim. Öncelikle muhtemelen Bulgaristan'a döneceğim. Orada bir böyle bir ailecek görüşeceğiz. İşte yeğenlerim, ablam, hiç sizin beklediğiniz şeyler yok. Ailecek farklı görüştürülecek kimse yok mu? Yok yok. Yok yani öyle şeyler yok. Gülsüm Ali'nin iş hayatında her şey yolunda. Ancak aşk hayatı için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Bir süredir yalnız olan güzel oyuncu en kısa sürede gönlünün prensini bulur umarız. İnşallah gerçekten artık sizi de mutlu edecek değişiklikler olacak hayatında. 5 yıl içerisinde evlenirim diyor musun?
Bilmiyorum ya, çok zor soru. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Yani şu anda o evrede değilim. Öyle hayallerim yok evlenmek gibi şu anda. Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncu Serel Yereli, sevgilisi Oğul Avcı ile birlikte babası Serdar Yereli'nin mezarını ziyaret ettiği anları yayınladı. Yereli'nin "Kocam babamla tanıştı" mesajıyla yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük bir tepki almasına neden oldu. Ünlü güzel Çağla Şikel Bali tatiline devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmeyen hanımefendi, kırmızı renkteki elbisesiyle salıncağa bindiği anları "Yeterince sarılırsan bütün hayallerin gerçek olur" mesajıyla paylaştı. Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filminin afiş çekimlerinden kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Erçel, siyah bikinisiyle düzgün fiziğini gözler önüne sererken Barış Arduç'un kaslı vücudu dikkat çekti. Denizde samimi görüntüler veren Erçel ve Arducun arasındaki uyum dikkatten kaçmadı. Eğlenceli vakit geçiren ünlü ikilinin şakalaştığı anlar kameralara bakın nasıl yansıdı. Şu sıralar yeni program heyecanı yaşayan Aslı Tuğranlı 22 Temmuz'da doğum gününü kutlayacak. Mikrofonumuzu 30 yaşına girecek olan güzel oyuncuya uzatıyor ve yeni yaşını şimdiden kutluyoruz. Hediyeler gelmeye başladı mı yavaş yavaş? Hayır. Gelmeye başladı mı? Hayır. Önceden gelirdi genellikle. Ya bilmiyorum. Yok ya, gelmedi. Bak hiç de yalan söyleyemeyeceğim yani. Ebru Şahin, Ceri Osman çifti formlarını spor yaparak koruyor. Eğitmen eşliğinde aletli pilates yapan Ebru Şahin, o anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Pilates hareketlerini kolaylıkla yaptığı gözlenen Ebru Şahin'in yanına bu kez eşi Ceri Osman da geldi. Yan yana egzersiz yapan çift esneklikte yarıştı. Ottam'ın pop tarzıyla müzik dünyasına yeni bir soluk getiren Baran Mengüç, Alaçatı'da bir mekanda sahne alan Mustafa Sandal'ı dinlemeye gitti. Baran Mengüç'ü sahneye davet eden Mustafa Sandal, genç şarkıcıyı öve öve bitiremedi. Bak bak bak, bak karizmaya bak. Bak bugün bunu, bak Baran'ı ben ilk defa bugün tanıdım. Abi bana ne videosunuz ettikler? Allah'ım, bir hareketler, bir modlar, bir tavırlar, bir silah. Lütfen kocaman bir alkış Baran'a. Berksan şu sıralar "Çok Özlüyorum" adlı yeni single'ının heyecanını yaşıyor. Bir mekanın kapısında ayaküstü sohbet ettiğimiz sempatik popçu başarısının sırrını paylaşıyor. Şarkılarımı, hissettiğim duygularım neyse ona binaen yazıyorum. Yani bir ticari kaygı güderek piyasanın normlarına göre falan yazmıyorum. Bazen de halkın büyük kesimiyle aynı nabızda oluyor duygular. "Çok Özlüyorum" da öyle bir şarkı oldu galiba. Başarı siz iyi bir şeyler yaptıktan sonra gelen bir olgu. Yani sadece başarmayı hedefleyerek hata da yapabiliyor insan. O yüzden ben sadece kalbimin götürdüğü yere götürüyorum, gidiyorum.
şarkılarımda, işimde. Ünlü şarkıcı kendisini Simge Sağan'ın erkek versiyonu olarak tanımlayaraksa bakın ne yanıt veriyor. Ama bizde hastalık zaten biliyorsunuz. Bir şeyleri hep bir başka benzerlerini aramaya, bir şeylere benzetmeye çalışıyor. Ama Simgeciğimi çok severim. Teşekkür ediyorum dedi yorum için. Sağ olsunlar. Birçok Berksan ömrünü sevgilisiz geçiriyor desek yeridir. Biz yine de soralım. Soruyorum. Bunu yıllardır soruyorlar. Yıllardır teşekkür mü ediyorsunuz siz de? Aynen, yıllardır teşekkür ediyorum hayatımdaki tüm kadınlara. Peki özellikle hani şarkı yazdığınız veya yazmak istediğiniz bir hanımefendi oldu mu hayatınızda? Olduysa yazmışımdır zaten. Ama onu da şu anda şey yapamayacağım. Açık edemeyeceğim. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Ama bir şarkı olmak o kadar kolay değil yani. Her zaman öyle olmuyor işte. Dicle Olçay, Beni Acımadan Vurdular adlı yeni şarkısının klip çekiminde samimi açıklamalar yaptı. Aslında tam da beni acımadan vurdukları bir süreçte Mert bana bu şarkıyı gönderdi. Zaten genellikle benim şarkılarımla yaşadığım şeyler ben yazmasam da çok eş zamanlı oluyor. Çerkez asıllı ünlü oyuncu Elçin Sangu, kuzeninin düğününde sergilediği Lezginka performansıyla adeta geceye damgasını vurdu. Ayakkabılarını çıkarıp çıplak ayakta dans eden güzel oyuncu, zarafeti ve becerisiyle davetlilerin beğenisini topladı. Hercai dizisindeki rolüyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Akın Akınözü, anne acısıyla yıkıldı. Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, 60 yaşında kansere yenik düştü. Şiddet açıklamasıyla dikkat çekmişti. Dilan Çıtak, geçtiğimiz hafta kalp operasyonu geçiren babası İbrahim Tatlıses'i aradı mı? Biz de şoka girdik şu anda zaten. Biz de şoka girdik şu anda. Az sonra. Fit halleriyle Bodrum sahillerini kasıp kavuran Gülben Ergen, Photoshop iddialarına ne yanıt verdi? Bana Photoshop yapmışsın. Son dedikodulara göre. Her yaz manşetlere taşınmasına neden olan selülitlerden nasıl kurtuldu? Baksana, o kadar zayıfım ki. Az sonra. Güzel şarkıcı Hadise, Harbi Açık Hava'da 2 gün üst üste konser verdi. Ünlü dostlarının ve ailesinin yalnız bırakmadığı Hadise, sahne kostümleriyle olduğu kadar yaptığı açıklamalarla da adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı Hadise, Harbi Açık Hava'da 2 gün üst üste konser verdi. Sahne performansıyla olduğu kadar giydiği kostümlerle de adından söz ettiren Hadise, ilk gün sahneye leopar desenli bordo renkte parlak bir tulumla çıktı. Kıyafet tercihleri eleştiri konusu olan Hadise bu konuya değinmeden geçemedi. Konu açıklık demekle değil de şurada bitiyor. Hepimizin biliyorum, hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşatan Hadise, ertesi akşam yine Harbiye sahnesindeydi. Bir gün önce giydiği tulumun benzeriyle arz-ı endam eden hanımefendi, bu kez gümüş rengi tercih etmişti. Annesi Gülnihal Hanım'la kız kardeşi Derya açık gözle Hadise'yi yalnız bırakmadı. Sağına soluna bakmaz, hep yeni bir ateş yanmaz.
Çekimleri devam eden Esas Oğlan filminde Hadise ile birlikte kamera karşısına geçen yakın dostu Seda Bakansa sevimli kızı Leyla ile birlikte gelmişti konsere. Yanımda olacak. Hı-hı. Hadise teyzesini izleyecek. Değil mi Leyliş kocuğum? Evet. Hadise teyze mi dersin? Neler be, Hadise için sen neler söylemek istersin? Çok seviyor musun Hadise'yi? Evet. Hadise'nin Hadise olduğunu da bilmiyor. Şarkı söylediğini de bilmiyor. Gerçekten. O onu öyle seviyor. Hadise teyze, saçlar Hadise sarı, teyze. Saçlar sarı, ten böyle beyaz. Onu görünce zaten direkt ona doğru yöneliyor. Hı-hı. Bir ablası, bir ablası olarak benim kızlarımın yalnız. Hadise'yi oyunculuğa ikna eden Seda Bakan, yakın dostunun performansını öve öve bitiremedi. Hadise arkadaşlar. Nasıl bir oyunculuk performansı sergiliyor, sizden öğrenelim. O kadar yetenekli ki, ya o kadar doğal ki ve o kadar o yazılan replikleri kendisi gibi söylüyor. Ya biz hepimiz şoktayız sanki. Diyoruz ki kızım, yani sen ilk defa bu işi yapıyorsun. Evet. Nasıl bu kadar iyi olabilirsin? Konser anının yaklaşmasıyla birlikte Hadise dansçılarıyla birlikte sahnedeki yerini aldı. Başarılı sahne performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan Hadise, muhteşem sahne şovuyla sevenlerinin kalbini bir kez daha fethetti. Yıllık küskünlükleri sonlandıran Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses birbirlerine karşılıklı hangi jestlerde bulundu? İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe ile ilgili yaşadığı pişmanlığı nasıl dile getirdi? Yani boşu boşuna ben burada sana küs kalmışım, bana kalıyorum. Az sonra! Şimdi masmavi koylarda bir tura çıkmaya ne dersiniz? Magazin Hattı ekipleri gündüz plajların tadını çıkaran, gece ise tatilcilere müzik ziyafeti sunan ünlü isimleri sizler için kayıt altına aldı. İzliyoruz. Denizi başka, havası başka, güneşi başka. Kalbi Ege'de kalanların ve pek tabii ki magazin dünyasının birbirinden ünlü isimlerinin vazgeçilmez tatil beldesi Bodrum. Masmavi koylardaki turumuz Gündoğan'da Kaan Tangöz'e ve ailesinin deniz keyfiyle başlıyor. Eşi Kıvılcım Ural'ın bembeyaz tenine bakılacak olursa kendini güneş ışınlarından bir hayli koruyor. Anne Kıvılcım'ın aksine ise kızı İlayda bronzluğuyla dikkat çekiyor. Kaan Tangöz'e ve Kıvılcım Ural bir hayli keyifli. Aşkları derseniz ilk günkü gibi. Aşk Bodrum'da yaşanıyor. Mutlulukları her hallerine yansıyor. Kaan Tangöz'e güzel eşini denizde bile kucağında taşıyor. Bodrum koyları adeta aile saadetine tanıklık ediyor. Baba kız deniz keyfine devam ederken Kıvılcım Ural Şezlong'un yolunu tutuyor. Bükündeyiz. Yeşil mayo kinesiyle Tuğba Özerk kadrajımızda. Kendisini masmavi sulara bırakan ünlü şarkıcı bol bol kulaç atıyor. Bir batıp bir çıkıyor. Kısa bir serinleme molasının ardından denizden çıkan Tuğba Özerk hızlıca havlusuna sarılıp eş dostla merhabalaşıp duşun altına atıyor kendini. (Gülüyor)
Bu arada Tuğba Özerk'e denizden çıkarken havlusunu uzatan beyefendi yine havlusu elinde ünlü şarkıcının uzun duş keyfinin bitişini sabırla bekliyor. Ve duş bitiyor. Yardımcısı olduğu tahmin edilen beyefendi bir kez daha havlusunu uzattıktan sonra ikili gözden kayboluyor. Biraz da müzik ve eğlence dolu Bodrum gecelerine uzanıyoruz. Sahnedeki isim Demet Akalın. Fazla kilolarını veren Demet Akalın şimdilerde bikinili mayolu hallerini paylaşmaya doyamıyor. Hal böyle olunca sahne içinde mayodan vazgeçmemiş, siyah mayosunu beyaz mini şortuyla kombinlemiş. Para olan ihtiyacından. Kendisini DJ kabininden izleyen eşi Okan Kurt'un keyfi yerinde. Yaptığı imaj değişimi de gecenin karanlığında yine dikkatimizden kaçmıyor. Okan Kurt saçlarını sıfıra vurdurmuş. Zeynep Bastık yaz turnesi kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da. Mini balon eteğiyle sahnede balerin havasında. Lakin 40 derece sıcaklıkla kavrulan Bodrum'da ünlü şarkıcının siyah ince çorabı ve diz boyu kışlık rugan çizme tercihini anlamak güçleşiyor. Zeynep Bastık'ı gören de hararet artıyor. Bir diğer taraftan çorapları da bu duruma isyan etmiş gibi. Kaçan çorabıysa Zeynep Bastık'ın hiç umrunda değil. Müzik ziyafetine devam ediyor. Bodrum gecelerinde Gülben Ergin'in sahnesine doğru yol alırken karşımıza Dilan Çıtak çıkıyor. Merhabalar, nasılsınız? İyi akşamlar. Sizi Kırma Otici'ye başlıyorum. Sizleri çok seviyorum. Her şey için çok teşekkür ederiz. İyi geceler. Birkaç hafta önceki karşılaşmamızda gergin tavırlarıyla dikkat çeken Çıtak bu defa trafikte oldukça güler yüzlü. Lakin geçtiğimiz hafta kalp operasyonu geçiren babası İbrahim Tatlıses sorusunu duymazdan geliyor. Hiçbir şey söylemeyecek misiniz? Bir sürü şey yaşandı. Babanızla o kadar olan yaşadı. Geçmiş olsun dedi. Çocuğum şoka girdi bak. Kırda köpek şoka girdi şu anda. Biz de şoka girdik şu anda zaten. Biz de şoka girdik şu anda. Hatırlanacağı üzere Dilan Çıtak sosyal medya hesabından bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskı ve tacizi herkese anlatacağım. Beklemede kalın demiş, sözleri babası İbrahim Tatlıses'i zan altında bırakmıştı. Ne var ki o gün hiç gelmedi. Dilan Çıtak bir kez daha konuşmayı erteledi. Bir şey söylemeyecek misiniz? Şu an için değil. Sevgiler. Gülben Ergen şimdilerde Nanik şarkısıyla ayrı, rastalı saçlarıyla ayrı, fitli fit halleriyle ayrı konuşuluyor. Nanik yapacaksın. Panik yapacaksın, en kötü kışkışlanacaksın. Her yaz selülitleri de gündeme gelen Gülben Ergen, bu yıl plajları fit mi fit halleriyle inince haliyle gündem sarsıldı. Ünlü şarkıcının kusursuz hallerine inanmayanlar, Photoshop yaptı diyenler, ne yaptı da selülitlerinden kurtuldu diye merak edenlerle sosyal medya kaynadı. Yıllık Havak sahnesi öncesi son hazırlıklarını tamamlayan Gülben Ergen de kameralar önüne geçtiğinde son günlerin Photoshop tartışması dilinde. Bana Photoshop yapmışsın. Son dedikodulara göre yaptım yok. Yapmadım. Söyle itiraf et. Gülben Ergen'in keyfi ise bir hayli yerinde. Klibim istediğim gibi, videolar istediğim gibi, geri dönüşler istediğim gibi, o yüzden çok mutluyum. Yeni şarkısına gösterilen ilgiden oldukça memnun. Nanik ise Sezen Aksu imzalı. Sezen Aksu bana çok ısrar etmişti. Bak, emin misin? Ben okuyacağım falan filan. Ben çok ısrar ettim ya. Bu şarkının peşinde çok uzun koştum ya. 3,5 yıl bekledim ben bu şarkıyı. Tabii yeni şarkıya yeni imaj çalışması yapan Ergen'in rastalı saçları havasına hava kattı. Ya bende böyle bir değişiklik gerçekten arka sokaklardan beri, o zamanın kliplerinden beri bu kadar böyle atağa kalktığım ve konfor alanından çıktığım, yani kendimi zorladığım, sıcakta da zorlandım, bu rastalarla denize girerken de çok zorlandım. Bugün ilk konser, hem rastalı hem nanikli. Gel gelelim yıllardır kısa saç kullanan ünlü şarkıcı için ne bu saçları yaptırmak kolay ne de taşımak. Şunlarla dayandım ya ben, şunlarla
Bunları yapmak 11 saat sürdü. Şunun yapılması, evde ara sıra sosyal medyaya fotoğraflar koydum ama 11 saat sürdü. Şimdi neyin derdine düştük bil bakalım. Nasıl çıkacak bunlar? Ne var ki tüm bunların önüne Gülben Ergin'in fitliği, daha doğrusu selülitlerinden kurtulması geçti. Şimdi hazırsanız Gülben Ergen formunun sırrını açıklıyor. Bu selülit meselesi, ya bununla ilgili ayrı bir konuşmak isterim. Aslında yok değil, var. Ama belli saatlerde, belli anlarda, belli kiloları vermişken, şimdi ben kliple ilgili öyle bir diyete girdim ki, evet. Baksana, o kadar zayıfım ki, olabileceğinin en fazla, şarkının heyecanı bu, aşk gibi bir şey bu, o şarkının heyecanı, klibi, fotoğraf çekimi, sahnesi, lüt diye hiç veremediğin 7 kiloyu birden veriyorsun yani, o da bir şekilde yansıyor. Yeni şarkı için sıkı bir diyete giren Gülben Ergen, toplamda 7 kilo verdiğini söyleyerek sahnenin yolunu tutuyor. Gülben Ergen'i Bodrum sahnesinde Oktay Kaynarca da yalnız bırakmıyor. Bodrum gecelerinde tempo Mahsun Kırmızı Gül'le yavaşlıyor. Kırmızı Gül'ün en sevilen şarkıları hep birlikte söyleniyor. Ama bu evde geçici olarak bulunduğunu lütfen unutma. Kirli Sepeti dizisinde karı koca rolünü canlandıran Melisa Döngel ve Halil İbrahim Ceyhan'dan aşk açıklaması. Ben aynı bir kızım, saf. Hiç kimsesiz. Harika. Denden koyuyorum aynen. Az sonra... Magazin dünyasından gelişmeleri derlediğimiz haber turumuzda kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Bakalım bu defa kimler nerede görüntülenmiş, mikrofonlarımıza neler söylemiş. Sevilen sanatçı Nilgün Belgün Nişantaşı'nda takılıyor kameramıza. Bronz teniyle dikkat çeken hanımefendi her zaman olduğu gibi nezaketle karşılıyor bizi. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok güzel geçti. Sakin bir tatil yaptım. Çünkü ben Haziran ayında giderim. Gayet güzel geçti. Çok rüzgar var çocuklar. Rüzgar sebebiyle yer değiştirip sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kızlarınız yanınızda mıydı? Gittiler. Hayır, ben yalnız tatil yaptım. Onlar geldiler, gittiler. Nilgün Belgün ile olan keyifli sohbetimiz özel hayat sorusuyla son buluyor. Yakışıklı bir beyefendi yok muydu yanınızda tatil? Oralara girmiyoruz. Hadi öpüyorum. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'den boşanmak isteyen Wanda Nara yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Takımının Avusturya'daki sezon öncesi hazırlık çalışmalarında görüntülenen Icardi'nin yüzüğünü çıkardı ve yara bandı taktığı görüldü. Eşinin boşanmak istemesi sonucu zor günler geçiren Icardi'nin zayıfladığı dikkatlerden kaçmazken keyifsiz ve durgun halleri sevenlerini üzdü. Öte yandan ayrılık acısı çeken Mario Icardi kafasını dağıtmak için soluğu İstanbul gecelerinde aldı. Etiler'de takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın eşlik ettiği kulüpte Icardi mekan çakışı görüntü alınmaması için arka kapıdan ayrılmayı tercih etti. Nesli Şah Alkoçlar Düz Yatan, Aslı Şah Alkoçlar Demirağ, Engin Altan Düz Yatan ve Kaan Demirağ'dan oluşan grup tatil için Hırvatistan'ı seçti. Çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçiren Düz Yatan ve Demirağ çifti o anları ölümsüzleştirmeye ihmal etmezken Nesli Şah Alkoçlar'ın geyikleri beslediği anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Tuğba Ünsal, Hindistan'ın en zengin iş insanlarından Şiriş Saraf'la aşk yaşıyor. Bodrum'da tanışan çift, Hintli milyarderin mega yatı Kalizma'da tatil yapıyor.
Ünlü çiftin tatillerini geçirdikleri mega yat Kalizma ise bir dönem Richard Hart Barton ve Elizabeth Taylor çiftinin yatıydı. Hollywood'un birçok ünlü ismini ağırlayan tarihi yat satışa çıktığında Brad Pitt almak istemiş ama Şeris tarafa kısmet olmuştu. Serra Pirinç alışveriş turunda. Şimdilerde Yalan dizisinde Hazal karakteriyle dikkat çekiyor. Rolüyle ilgili ilk başta yaşadığı endişeleri ise ilk kez itiraf etti. Bazen şey oluyor ya hani böyle bir gerçekle işte o kurgu ayrımını yapamıyorlar bazen insanlar ve işte kötü bir karakter oynayanın böyle saçına falan yapışıyorlar. Hani böyle şeyler yaşayacağım diye biraz korktum. Bir de Benzilikayı seviyor. Evet evet seviyor ama hani o birazcık da böyle hani sevgiyle iyileşebilen birine dönüştüğü için o yüzden oradan yırttığımı düşünüyorum. İnsanlar sevdiler Hazal'ı. O yüzden ben de çok mutluyum hani. Temmuz sıcaklarında setlerde olan Serra Pirinç kavurucu sıcaklardan muzdarip. Yani bazen eridiğimi hissediyorum böyle. Hani havaya karışacakmış gibi falan hissediyorum. İzin gününde alışveriş merkezinde olmasının sebebi ise sıcaktan korunmak değil, alışveriş tutkusu. Alışverişi çok sever misiniz? Çok seviyorum. Canınız yandı sanki şu an. Evet. Ne harcıyorsunuz en çok? Ayakkabı. Bir ayakkabıya ayıracağı bütçe konusundaysa sınırı yok. Çok beğenirsem alırım yani hani. Tamam, 100 bin lira mesela alır mısınız? Hayır, 100 bin liraya almam. 20-30'a mı yani? Konuşmak siz alacak gibisiniz. Ben onu hissettim. Alacak gibisiniz. Çünkü babam izleyecek bunu biliyorum. O yüzden konuşmak istemiyorum. Öyle bir şey yapmıyorum baba. Magazin dünyasının yıllardır süren küslüğü bitti. İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe barıştı. Sen bana telefon açtın mı? Dedin mi abi beni dövdüler? Beni buradan kurtar dedin mi? Şimdi bunun için söylüyorsunuz siz, ayıp değil mi? İkilinin küslüğüne yol açan sebepse yıllar önce İbrahim Tatlıses'in programında konuk ettiği Yıldız Tilbe'ye işte bu talihsiz sözleri sarf etmesiydi. Ağlamamakken için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediğin zaman gittim aldım. Beni dövdüler dedi. Yıldız Tilbe programı terk edip gitmiş. Bu olay unutulmaz Türk televizyon efsanelerinin arasında yerini almıştı. Beni dövdüler adamlar. Ben aslan gibi evime gittim. Bana kimsenin hakaret etmeye hakkı yok İbrahim Bey. Bana kimse iyilik yapmadı şimdiye kadar. Beni sadece Allah koruyor bugüne kadar. Bundan sonra da Allah koruyacak. Sizi de Allah korusun. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Yıllar sonra kötü anıları geride bırakıp yeni bir sayfa açan Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses Bodrum'da bir araya geldi. Barış fotoğraflarını sevenleriyle paylaştı. Olay bitmiştir böyle. Yıl sonra küslüğün sonlandığı barışma sonrasında İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe'den karşılıklı birbirlerine jestler gecikmedi. İlk olarak Bodrum'da konser veren Yıldız Tilbe sahnede İbrahim Tatlıses'ten şarkılar söyledi. İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe'ye jest yaparak ünlü şarkıcıya kırmızı güllerden oluşan bir buket yolladı. Kırmızı gülleri sevgili İbrahim Tatlıses göndermiş. Ben çok teşekkür ediyorum kendisine. Yıldız Tilbe de sahnesine gül gönderen İbrahim Tatlıses bir gün sonra yine sahnesinde karşılık verdi. İmparator sahneden Yıldız Tilbe için övgü dolu sözler sarf ederken geç kalan barışma için yaşadığı pişmanlığı da dile getirdi. Onu çok seviyorum, evladım gibi seviyorum. Çok sağ olun, beni çok zorlandırdı. Geldi, azaldı boynuma. Yani boşu boşa mı bu kadar sana küs kalmışım, var arıyorum. Yıldızıma teşekkür ediyorum. Güneş doğdu, yıldızlar kaybolur ama bu yıldızlarla kaybolacak bir yıldız değil. Bu sözü anlamadınız herhalde. Güneş çıkınca yıldızlar kaybolur ama bu kaybolacak yıldızlardan değil. Bu Tilbe yani, hakikaten. Türk asıllı Hollandalı müzisyen Karsu Dönmez, uzun zamandır aşk yaşadığı Mike Shirema ile bu ay sonu nikah masasına oturmaya hazırlanırken kına gecesi merasimini gerçekleştirdi. Efes Antik Tiyatro'nun açılışını bu yıl Mert Demir meşhur şarkısıyla yaptı.
Konser biletleri tükenen ve yaklaşık 5000 kişinin dinlemeye geldiği gecede Mert Demir'in sevilen şarkıları Efes Antik Tiyatro'nun muhteşem atmosferiyle buluştu. Efes Antik Tiyatro'nun ikinci gününde Melike Şahin'i ağırladı. İlk kez Efes Antik Tiyatro'da sahne alan ünlü şarkıcı aynı zamanda ilk akustik konserine imza attı. Sahneye çıplak ayaklı çıktıysa dikkatlerden kaçmadı. Sinan Özen yeni şarkısının klip çekiminde basın mensuplarıyla buluştu. ...90'lar tadında yeni şarkısının detaylarını paylaştı. Sürekli bana neden o damar tabir ettiğimiz şarkılardan duygusal bir şey yapmadınız diye. Ben dedim alın size 90'ların 2024 versiyonunu yapayım size. Son olarak Yargı dizisiyle ekranlara gelen oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, 2023 yılının Şubat ayında gerçekleşen büyük deprem felaketine ithafen hazırladığı 3 yeni single çalışmalarından ikisini Bir Miras Yediye Ağıt ve Kuklaları müzikseverlerle buluşturdu. Sorarım sen hayatında ne yaptın doğrudan yana. Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz. Kuklacı Felek Usta. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Melisa Döngel ve Halil İbrahim Ceyhan bir balık restoranı çıkışında sorularımızı yanıtladı. Yeni projelerin heyecanını paylaşan ünlü ikili aşk hayatlarına dair de samimi itiraflarda bulundu. Kirli Sepeti dizisinde karı koca rolünü canlandıran Melisa Döngel ve Halil İbrahim Ceyhan'ı Bebek'te bir balık restoranı çıkışında görüntülüyoruz. Yanlarında güzel oyuncu Çağla Boz da var. Menajerlikten arkadaşlarımız, menajerimiz hep beraber oturduk. Yeni projelerimizi kutladık. Beraber bir araya gelmek istedik. Güzel bir yemeğimizi yedik, eğlendik. Gidiyoruz. Yemek belli ki keyifli geçmiş. Yeni projelerini kutlamışlar. Biz de öğrenmek isteriz. Yaz sonrası için şu an bir şey söylemek için benim için üstünden çok erken. Daha hali hazırda konuştuğum ve okuduğum senaryolar mevcut. Ama arkadaşlarım ne derler bilmiyorum. Buyurun söz sizde. Melisa Döngel sözü bu kez Çağla Boz ve İbrahim Ceyhan'ı bırakıyor. Çok çok güzel bir Osman Sınav işiyle geliyorum. Böyle kıpır kıpırım çok heyecanlıyım. Yok ben. Halil tamam. Bey de ondan da sizin. Ben... Hayat hırsızı. Hilal Hoca ile çalışacağız. İşte bakalım onun heyecanı var. Önümüzdeki haftada set başlıyor. Hep beraber. Hayat hırsızı belki duymuşsunuzdur. Yani Avenida Brasil diye bir iş vardı. Onun uyarlamasını yapıyoruz. Tufan karakterini canlayacağım orada. Bakalım heyecanlıyız. Hayırlı olsun diyelim. Dizinin oyuncu kadrosunu merak etmiyor değiliz. Alper Yılmaz var, Demre Baysel var, Yiğit Kirazcı var, kalabalık bir kadro. Uyarlama diziler eleştiriliyor. İbrahim Bey ne diyecek bakalım bu konuda? Yani herkesin fikri farklı biliyorsun. Yani sonrasında kabulleniyorlar. İlk başta bir hani tepki oluşabiliyor ama sonrasında evet bu böyleymiş diye biz farklı bir vizyon yakaladığımız işlerde olabiliyor. Bu da öyle işlerden bir tanesi oluyor. İş yoğunluğundan fırsat bulup tatil yapmayı düşünmüyorlar mı peki? Evet. Yapamadık. Tatil yapamadık. Siz tatil iyi geçti diye düşünüyorum ben size. Ben tatil yapamadım. Onlar benim eski fotoğraflarımdır. Ben bir kere, iki kere. Ben çalıştım. İki sinema çektim. Bir tanesine harika. Bir dizi bitirdim. Onun dışında da şu an Son of Rich diye bir sinema filmi çekiyorum. O arada böyle gidebildiğim iki günlük tatilde çekebildiğim bütün fotoğrafları paylaşıyorum diyebilirim. Ufak. Sohbet esnasında Halil İbrahim Ceyhan'dan eski rol arkadaşı Melisa Döngel'e övgü dolu sözler geliyor. Set arasında karavana kaçanlardan mısınız? Bilmem ben çok karavana kaçanlardan değilim sanırım. Yok ya Melisa
Yoksa setlerde böyle çok enerjik, herkesin enerjisini yükselten her şey sizi unutturur yani, anladın mı? İş olsun. Çünkü iş odaklı çalışıyoruz, başarı odaklı çalışıyoruz. O tür kaoslara bizde yer yok yani. İkili ortak bir projede tekrar birlikte kamera karşısına geçmeyi ister mi? Çok isterim gelsin. Tabii benim çok sevdiğim ve çok oyunculuğunu da çok sevdiğim, iş disiplini de çok sevdiğim bir arkadaşım, bir dostum. Onunla beraber birçok projede yer almak isterim. Bir sonraki projemde de onunla yer almak benim için çok büyük bir gurur ve mutluluk olur. Üç ünlü oyuncuya son olarak aşk hayatlarının nasıl gittiğini soruyoruz. Hiç kimse yok. Hiç ben aynı fikirdim. Sap. Hiç kimsesiz. Harika. Benden koyuyorum aynen. Çok iyi. Aynen katılıyorsunuz o zaman. Bodrum'dan renkli tatil görüntülerini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bakalım bu hafta tatil cennetine kimler ayak basmış, neler yaşanmış. Bodrum turumuza yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol'la başlıyoruz. İbrahim Çelikkol bir arkadaşıyla Özgü Kaya konakladığı otelin plajında güneşlenirken görüntülerimizde. Kısa bir süre sonra ise denize girmek için hareketleniyor. Kusursuz fiziğiyle Bodrum sahillerine damgasını vuruyor. Kız kıza tatili yapan Özgü Kaya'nın keyfi yerinde. Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, basketbolcu sevgilisi Duru Nayman'la birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Genç çift kaldıkları otelin plajında kalabalık bir Arda Güler ve basketbolcu sevgilisi Duru Nayman, görünen o ki tatilde sporsuz yapamıyor. Plaj voleybolu oynamak isteyen aşıklar bir süre devam eden karşılaşmanın bitmesini bekliyor. Ve nihayet maç başlıyor. Arda Güler yeşil sahalardaki başarısını plaja taşıyor. Yağmur Tanrı sevsin de aynı otelde. Arda Güler arkadaşları ve sevgilisiyle birlikte plaj voleybolu oynarken güzel oyuncu elinden telefonunu düşürmüyor. Uzun uzun sohbet eden ünlü güzel plajı arşınlıyor. Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapan Erkan Kolçak Köstendil'de oğulları Marcel'le birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Erkan Bey odasında dinlenirken Cansu Tosun oğluyla birlikte kaldıkları otelin plajında alıyor soluğu. Kumda oyun oynayan anne oğlun eğlenceli anları kameralarımıza yansıyor. Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Burak Berkay Akgül'le aşk yaşayan Özge Yağız ise sevgilisiyle birlikte gelmiş Bodrum'a. Güvercinlik'te bir otelde konaklayan çifti plajda görüntülüyoruz. Bıkma çıklar soluğu denizde alıyor. Sık sık kahkaha atan ünlü çiftin neşeli halleri görülmeye değer doğrusu. Aşıkların deniz keyfi romantik yakınlaşmalara da sahne oluyor. Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün romantik deniz sefası akşam vaktine yaklaşmasıyla birlikte sona eriyor. Odalarına geçen ünlü çift kıyafetlerini değiştirdikten sonra Yalıkavak'ta bir otelde gerçekleşen davete katılıyor. Onlar nerede, biz oradayız. Tatili bizimle birlikte geçiriyorlar desek yanlış olmaz sanırız. Bu ara Bodrum'dayız devamlı.
Evet, pek ayrı kalamadık zaten. Aynı saatte biz değişiklik ediyoruz. Evet. Bir gün değiştik, bugün hiç değildik. Evet, evet. Vallahi evet ya, işte biz de boş vakitimizi değerlendiriyoruz açıkçası. Tatil zor geliyor çünkü biliyorsunuz kış sezonundan sonra. Hatta neredeyse bizim için bitti sayılır yani, sezonu başlayacak neredeyse. O yüzden değerlendiriyoruz vaktimizi. Şahit olduğumuz kadarıyla tatilleri gayet eğlenceli geçiyor. Ya valla güzel dinlendik ya bence, değil mi? Dinlendik, evet. Eğlendik daha yani, biliyorsunuz zaten. Ünlüler Bodrum'un pahalılığından dert yanıyor. Hatta eskiye oranla mekanların boş olduğu konuşuluyor. Genç çift bu konuda ne düşünüyor merak ediyoruz. Bodrum'u yani doluyla boşluğuyla evet. Eleştiremem ya, ben her halini seviyorum Bodrum'un yani. Evet, ama bir zaman çok kalabalık oluyor. Biz kalabalık zamanına da denk geldik bu arada. Belli zamanda boş oluyor yani. Keyifli oluyor. Her türlü evet. Tadını çıkarmak lazım. Uyumlu çiftimize bu kez tatil organizasyonunu kimin yaptığını soruyoruz. Aslında beraber de yapıyoruz. Ben yapıyorum. Size eşlik ediyor diyelim. Ben yapıyorum. Yani. Kararı birlikte veriyoruz ama ben yapıyorum. Tabii, evet. Tabii, evet. Aynı davetin ünlü konuklarından Meltem Cumbul pembe renkteki göğüs dekolteli elbisesiyle poz veriyor kameralarımıza. Yüzünden tebessüm eksik olmayan hanımefendinin tatili belli ki keyifli geçiyor. Gayet güzel geçiyor. Ben birazcık ailemle tatil evet. Yaptım açıkçası. Eniştemle, ablamla. İsveç'ten onların gelen akrabalarıyla. Evet, ben 1,5 yıldır New York'taydım. Bir de tabii güzel oldu bence, evet. Meltem Cumhur'un keyfinin yerinde olmasının bir diğer sebebi ise yakında ekranlara geri dönecek olması. Dizi var. Evet, dizi var. 8 ay önce yapılması bekleniyordu aslında. Çocuk doğuyor yani Eylül ayında diyelim. Dizi Kapadokya'da çekilecekmiş. Meltem Cumbul bu topraklara çok da yabancı değil aslında. Ben yaşadım orada çocukken. Babam müdürüydü Avanos'ta. Bir de tabii daha sonrasında propaganda filmini falan evet. Çektiğim için orada. Gayet şartlarını biliyorum, hava durumunu biliyorum. Birazcık tedbirliyim yani bu konuyla alakalı. Süper minisiyle bu kez Aleyna Tilki geçiyor kameralarımızın karşısına. Vallahi ne yalan söyleyelim, makyajı bir tuhaf olmuş. Şıksınız yine her zaman. Her zaman şıklığı tercih etmiyorum ama bugün şık olmak istedim. Bodrum'un gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel. Güzel şarkıcı Sıla, Antik Tiyatro'da verdiği konserlerde Bodrum akşamlarını renklendirmeye devam ediyor. Sıla'dan sonra Berkay'ın da Antik Tiyatro'da verdiği konsere uğruyoruz. İmparator sahnelere döndü. Kalp kapakçığı ameliyatı olan İbrahim Tatlıses, taburcu olduktan 5 gün sonra Bodrum'da sahnelere döndü. Böyleymiş halim yazın. İmparator mekanı dolduran sevenlerine yine müzik ziyafeti sundu. Bugünün başarılı kariyerleriyle olduğu kadar formda görünümleriyle de dikkat çeken ünlülerimizi merak ediyorsanız sıradaki haberimizi kaçırmayın deriz. Yaz geldi, kışı spor salonunda ter dökerek geçiren ünlüler plajlara indi. Haliyle aralarında bir fitlik yarışı yaşandı. Biz de sizler için bu yazın en fit ünlülerini masaya yatırdık. İsimlerin birçoğu formunu düzenli spor yaparak tutuyor. Ama bazıları var ki sporu deyim yerindeyse bir yaşam biçimi haline getirmiş durumda. Kaslı bir görünüme sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ da sporu aksatmayan isimlerden. Özel eğitmen eşliğinde çalışmayı tercih eden yakışıklı oyuncu bu konuda oldukça disiplinli. Müzik
Basketbol geçmişiyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ'un su sporlarındaki yeteneği ise tartışılmaz. Doğal güzelliğiyle çok konuşulan Berrak Tüzün Ataç ise sıkı bir yoga sever. Düzenli olarak yoga yapan oyuncu, denediği zor hareketleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da kaldığı otelin plajında görüntülenen güzel oyuncu, fit vücuduyla beğeni toplamıştı. Karizmatik oyuncu Taro Emir de sporsuz yaşayamayan isimlerden. Sıkı bir şekilde antrenman yaptığı her halinden belli olan genç oyuncu kaslı vücudunu gururla sergiliyor. Taro Emir yaz geldiğinde ise göğsünü gere gere iniyor plajlara. Yavrum baban nereli? Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ise birçok akranına kıyasla oldukça atletik bir vücuda sahip. Kendisi gibi basketbola gönül veren oğlu Ömer'le birlikte spor yaptığı anları paylaşan 50 yaşındaki Kutluay kondisyonuyla hayran bırakmıştı. En son Bodrum'da kızı İrem'le birlikte denize girerken görüntülediğimiz İbrahim Kutluay, kaslı vücuduyla gençleri taş çıkarmıştı. 40'lı yaşların başında olan Nesin Cevatzade de formunu spora borçlu olan isimlerden. Spor salonundan sık sık paylaşım yapan Cevatzade, giydiği birbirinden iddialı bikinilerle güzel fiziğini sergilemekten geri kalmıyor. İnce ve güzel bir fiziğe sahip olan Dilan Çiçek Deniz içinse spor salonu yeşil alan fark etmiyor. Yeter ki spor yapmak istesin. Bu arada güzel oyunculuğu bekleyen güzel oyuncu beslenmesine de dikkat ediyordur diye tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda incecik ve fit haliyle Bodrum'da boy gösteren kahraman alın terinin karşılığını almış görünüyordu. Ünlü manken Şevval Şahin hiç kuşkusuz bu yazın en fit güzellerinden. Rutin antrenmanlarını aksatmayan Şahin mesleği gereği yediğine içtiğine de çok dikkat ediyor. Yoga konusunda da bir hayli yetenekli olan Şevval Şahin'in yer çekimine meydan okuduğu anlar oldukça konuşulmuştu. Geçtiğimiz haftalarda yeni sevgilisi Burak Ateş'in lüks yatında görüntülenen güzel manken, kusursuz fiziğiyle adeta nefes kesmişti. Kızıl Goncalar dizisinin Cüneyt Efendisi Mert Yazıcıoğlu'nu da son olarak sıra. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Yazıcıoğlu formunu boks yaparak tutuyor. Cüneyt karakteriyle hayran kitlesini arttıran Mert Yazıcıoğlu, yakın dostu Burak Dakak'la çıktığı Bodrum tatilinde kameralara yakalanmıştı. Karın egzersizlerine biraz daha ağırlık vermesi gerektiğini düşündüğümüz yakışıklı oyuncu, karizmatik halleriyle hayranlarının beğeni dolu bakışlarını üzerinde toplamıştı. Magazin hattının sonuna geldik. Bizden sonra Elif Tümen'in sunumuyla haberler sizlerle birlikte olacak. Biz de efendim haftaya yine aynı saatte şov dünyasından çok özel haber ve görüntülerle karşınızda olacağız. Sağlıklı ve mutlu bir gün diliyoruz.